Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Terleten ikililer serisiyle yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü dersimizde yapım eki, çekim eki konusunu ele alacağız. Ve bu iki kavramı kesin çizgilerle birbirinden ayıracağız. Bir daha da karıştırmayacaksınız. Haydi ben notlarımı çağırayım. Sen de şu beğen tuşuna bas ve dersimize başlayalım. Dostlarım, notlarımızda geldi. Terleten ikililer, yapım eki, çekim eki. Bu dersimizde bu iki kavramı birbirinden kesin çizgilerle ayırıyoruz. Elbette ben bu konuyu size daha önce konu anlatım videolarımda anlatmıştım ama burada sadece yapım eki ve çekim ekini soru çözümü eşliğinde birbirinden ayırt etmeyi öğreneceğiz, işin mantığını öğreneceğiz dostlarım. Şimdi şu tabloya çok dikkat. Yapım eki, çekim eki. Yapım iki ne işe yarar? Bak adı üstünde yapmaktan hatırla. Yapmak bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yeni sözcük türetiyoruz. Yeni kelime oluşturuyoruz. Örneğin dilimizde uçmak diye bir eylem var. Sonra bir alet icadı oldu havada uçan. Biz buna ne demişiz? Uçak. Ha uçak kelimesi uçmak eyleminden türetilmiş bir kelimedir. İşte bunu sağlayan eke de biz yapım eki diyoruz. Yapım eki yeni kelime türetmede kullanılan ektir. E örneklere bakalım. Şimdi bak kitap kelimesinden yeni bir kelime oluşturmuşuz kitapçı. Bilmek fiilinden yeni bir fiil oluşturmuşuz bilinmek. Baş isminden yeni bir kelime türetmişiz başlamak gezmek fiilinden yeni bir kelime türetmişiz gezgin gibi farklı kelime oluşturmak yeni kelime oluşturmak bağlamında biz yapım eklerine başvururuz. Yapım bir şeyler yapmak. Peki başka ne yapar? Elbette sözcüğün anlamını değiştirir. Ama anlamını değiştirir derken anlamını alıp tamamen koparmıyor. Bambaşka bir anlam yüklemiyor. Arada mutlaka bir anlam bağlantısı, bir ekmek kırıntısı bırakıyor. Böyle takip edebilelim diye, izini sürebilelim diye mutlaka bir iz, bir şey bırakıyor. Örneğin Kitap ve kitapçı. Evet birbirinden farklı kelimelerdir bunlar. Kitap işte bir nesne. Kitapçı bunu satan kişi. Bilmek ayrı bir fiil. Bilinmek ayrı bir fiil. Baş ayrı bir şey. Başlamak elbette ayrı bir şey. Ama arada mutlaka ama mutlaka bir bağlantı bırakır. İşte işin sihri de buradadır. Türkçenin güzelliği sondan eklemeli dillerin en önemli özelliği de budur. Alişir Nevai Muhakemetül Lugateyn'de, Türkçe ile Farsçayı kıyaslarken Türkçenin daha üstün bir dil olduğu bunu işte buradan bu matematiksel sistemden yola çıkarak ispatlamaya çalışmıştır. Türkçe matematiksel bir dildir. Kelime türetmeye son derece müsait bir dildir. Bu bakımdan da oldukça zengin bir dildir. Kitap, kitapçı evet yeni bir anlam yüklüyor ama işin büyüsüne bak. Arada mutlaka bir bağlantı var. Kitap, kitapçı evet bunlar birbiriyle bağlantılı kelimeler. Ama tabii ki farklı kelimeler çünkü yapım eki eklendi ve yeni bir kelime oluştu ve anlam tabii ki değişti. Peki yapım eki başka ne yapar? Yapım eki kelimelerin yapısını da değiştirir. Nasıl yani hocam? Basit yapılı kelimeleri türemiş yapılı kelime yapar. Güzel. Kökleri gövde yapar. Ha, bak şimdi kitap kök halinde bir sözcük kitapçı artık gövde oldu. Yani yapım eki aldığı zaman bir kök o gövdeye dönüşür. Peki hocam? Gövde olduktan sonra bir kelime tekrar yapım eki alamaz mı? Elbette alabilir. Birazdan bunu anlatacağız. Ona da gövdeden türemek denir. Birazdan örneklerde göreceğiz. Ama kök artı yapım eki eşittir gövde. Gövde eşittir türemiş yapı. Bunları unutmayalım. Bak en alta dikkat. Tür değiştirebilir. Ha, değiştirebilir diyoruz bak. Değiştirir, kesinlikle değiştirir demiyoruz. Değiştirebilir. Ne demek hocam bu? Şimdi tür deyince bizim aklımıza ana türler gelsin. İsim ve fiil. Ha, baktığımız zaman isimleri fiil, fiilleri isim yapabilir. Yapabilir diyoruz. Niye? Çünkü bazen yapmayabiliyor. Örneğin kitap ve kitapçı sözcüğüne baktığımızda kitap da isim, kitapçı da isim. Bilmek, bilinmek Bilmek fiil, bilinmek fiil. Ha, burada bir değişiklik yok. Şu iki örnekte tür değişimi göremedik. Ama baş kelimesi hocam isim. Başlamak kelimesi ise fiil. Gezmek kelimesi fiil. Gezgin sözcü isim. Ha, demek ki bunu her zaman yapmıyor. İsimden fiil ya da fiilden isim türettiği zaman yapıyor. Ki ilerleyen dönemlerde test çözdükçe karşılaşacaksınız. Bazen işin içine İsimden sıfat olarak türemek gelecek, zamirden sıfat olarak, zamirden zarf olarak türemek, fiilden sıfat olarak türemek gibi başka türlerde işin içine girecek ama burada bu dersimizin <laughs> sınırları içerisinde isim ve fiil olarak bakmamız şimdilik yeterlidir dostlarım. Şimdi şu verdiğim maddelere tek tek bakacak olursak. Bir ek yapım eki midir, çekim eki midir? Yapım eki olduğunu nasıl anlarım? Birinci adım, birinci adım. Önce şu en altta verdiğime bakın dostlar. En altta ne verdim? Tür değiştirebilir dedim değil mi? Ha. Eke bir bakın. Tür değişimi yapmış mı? Yani ismi fiil, fiili isim yapmış mı? Eğer bir tür değişimi yakalıyorsanız dostlar direkt yapım eki deyin. E hocam hani anlam değişme, yapı değişme falan onlara bakmana gerek yok. Tür değişimini yakaladığın anda başka hiçbir şeyi kurcalamana gerek yoktur. Direkt yapım eki diyebilirsin. Örneğin burada baş ve başlamak sözcüklerine, gezmek ve gezgin sözcüklerine baktığımızda ya hocam baş isim, başlamak fiil. Demek ki buradaki ek yapım eki. De geç, konuyu kapat. Yani anlam değişti mi acaba yeni bir kelime oluştu mu acaba diye bakmana gerek yok. Zira tür değişimini sadece ve sadece yapım ekleri yapar unutmayalım. E hocam eklenen ek tür değişimi yapmazsa eğer buna tutup hemen çekmek diyelim mi? Hayır tabii ki. Baktın ki tür değişimi yok. İkinci adım şuna bak bakalım. Anlam değişti mi? Yeni bir anlam ortaya çıktı mı? Yeni bir kelime ortaya çıktı mı? Hocam baktım tür değişimi yok. Anlam değişimi de yok. E tamam artık. Artık o eke çekim eki diyebilirsin. Çekim eki bak adı üstünde çekim lastik gibi böyle çek 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 bırak lastik eski haline gelir ya. Ha sözcüğün anlamında yapısında türünde hiçbir değişiklik yapmayan ektir. E hocam bu ekler ne işe yarıyor o zaman? Ha, bu ekler sözcüğün cümle içindeki görevini belirliyor. Sözcükleri cümlede özne yapar, nesne yapar, yüklem yapar, yer tamlayıcısı yapar. Sözcüklerle birlikte tamlama kurmanı sağlar. Sözcükleri hallere sokar, belirtme hali, bulunma hali gibi. Yani sözcüklere işlevsellik katar. Sen bu ekler sayesinde sözcükleri cümlede rahatlıkla kullanabilirsin. Kullanım olanağı sağlar. Ama asla yeni bir kelime türetmez. Asla kelimenin anlamını değiştirmez. Asla sözcüğün yapısında hiçbir değişiklik asla ve asla yapmaz. Çekim, çekmek, lastik gibi. Çek 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 bırak eski haline gelir. Hiçbir değişiklik yapmaz. Örneğin kitap kitabın kitabın sayfası diyecek muhtemelen bak tamlama kurmasını sağlıyor. Şuradaki ın eki yeni bir kelime oluşturuyor mu Allah aşkına? Kitap, kitabın. E konumuz hala kitap. Kitabın diyorum sadece. Yani yeni bir kelime ortaya çıkmadı. E bilmek fiilini ele alalım. Bilmek. Hı. Biliyorum. Biliyorum. Şu anda biliyorum ve ben biliyorum. Ha şu anı verdim. Ben anlamını verdim. Ama yeni bir kelime var mı? Mesela bilmekle bilinmek gibi. Bilmekle bilim gibi mesela. Bilmekten bilim. Yeni kelime oluşuyor. Ama biliyorum. Bilmek. Hala bilmekten bahsediyor. Sadece zamanını sınırladık. Şahsını sınırladık. Yani şimdi oluyor bu iş dedik ve biz yapıyoruz dedik. E devam. Baş başta. Ha şurada ne vardı bak. Baş başlamak. Yeni bir kelime. Baş başta. Başta. E baş e aynı konu aynı değişmedi mevzu değişmedi sadece bulunduğu yeri göstermiş olduk değil mi tamam bak gezmek sözcüğünden gezgin diye bir kelime türetmiştik değil mi aynı gezmek sözcüğüne gezmelisin diyorum e konumuz hala gezmek e tamam e ne oldu burada şimdi? Gereklilik anlamı yükledim. Melim Alay 2 ile. Bir de sen dedim yani sen gezmelisin. Ama konumuz hala gezmek. Bak yeni bir kelime oluşmadı. Yeni bir anlam oluşmadı. Bambaşka dünyalara gitmedik. Hala bu dünyanın içinde, hala bu şehrin içinde geziniyoruz dostlarım. Dolayısıyla anlam değişmiyorsa, yapı değişmiyorsa, tür değişmiyorsa, sadece bir sözcüklere işlevsellik katıyorsak bu eke biz çekim eki diyeceğiz dikkat. Şimdi bazı uyarılarımız var. Önemli uyarılardır. Çok dikkat. Bir sözcük birden fazla yapım eki alabilir. Biraz önce söylemiştim. Mesela göz kelimesinden yeni bir kelime türetiyorum. Gözlük. Yetinmedim. Gözlük kelimesinden de bir kelime türeteceğim. Gözlükçü. Ha burada hemen şu detayı görmen lazım. Gözlükçü kelimesi gözden türememiştir gözlükten türemiştir. Yani gövdeden türemiştir. Yapım eki alıyor, artık gövde oldu. Sonra bir yapım eki daha alıp gövdeden türeyebilir. Bilimsel kelimesi. Hocam, bilmek fiili bilim ismine dönüştü. Bak fiilden isme dönüştü. Tamam. Bilimden de bilimsel nitelik anlamı kattık. Tamam. Yeni bir kelime daha oluşturduk. Dolayısıyla bir sözcük birden fazla yapım eki alabilir. Unutmayın. E bir sözcük birden fazla çekim eki de alabilir. Örneğin kitap Kitaplar diyorum. Bak konu hala kitap. Sadece sayısını çoğalttım. Kitapların tadı diye bir tamlama kuracak muhtemelen. Kitapların derken hala yeni bir kelime oluşturmadık dostlarım. Dikkat edin. E haliyle birden fazla çekmek almış. Gayet normal. Ev, Evim diyorum. Benim evim. E konu hala ev. Ev değişmedi mesela. Evli deseydim ha, mevzu değişirdi değil mi? İşin işine nikahına beni çağır sevgilim falan girerdi yani. Mevzu değişirdi ama bak burada değişmiyor. Ev evim. Evimde a bulunma anlamı veriyorum ama konu hala ev. Dolayısıyla bak birden fazla çekmekini üst üste almış bu arkadaş. Bir sözcük yapım ve çekim eklerini bir arada da alabilir. Ama bunun bir kuralı var Türkçe'de. Yani sondan eklemeli dillerde böyledir. Sadece Türkçe'de değil. Önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Bak evlilikte. A, ev evli. Yeni bir kelime oluşturduk. Evlilik diyerek bir de kavram adı oluşturduk. Evlilikte her şey normaldir. Mesela A, D, D, konumuz hala evlilik. Bak değişmedi konu. Dolayısıyla çekim eki. Yapım ekleri önce gelmiş, çekim eki sonra gelmiş. Onarımda, arabanız onarımda. Hmm, bak bu kelimenin köküne dikkat. Onulmaz dertlerim var derdi eskiler. Onulmaz dertler. Yani onarılmazın köküdür onmak. Onmaktan onarmak, fiilden fiil yapan yapım eki. Onarmaktan onarım. Hmm, fiilden isim yaptık şimdi. Yeni bir kelime türettik. Arabanız onarım da. Onarım kelimesinin anlamı değişiyor mu? Hayır. Hala konumuz onarım. Onarım da. Bulunma anlamı veriyorum. Yeni bir kelime oluşturmuyorum. Dikkat edin kurala uygun bir şekilde ekler sıralanmış. Yok mudur hocam istisnası? Elbette vardır. Kurallı dillerin en karakteristik özelliğidir. Her kuralın mutlaka istisnaları da vardır. Hele Türkçe gibi çok köklü, çok eski bir dilse. E baktığımız zaman bazen çekim eki yapım ekinden önce gelebilir. Hocam sorularda çıkıyor mu bunlar? Yani soruluyor mu? Maalesef. <laughs> Kötü bir haberim var soruluyor. Ama korkmayın eğer çekim ekinin yapım ekinden önce geldiği örnek istenirse hemen şıklarda şu dakı arayın lütfen. Dakı deki %90 bu soruluyordur. Çünkü dilimizde bir sıfat yapan ki eki vardır. Eklendiği isimlerden sıfat türetir. Ve bu sıfat yapan ki kendisinden önce bir de daha eki alır genelde. Evdeki, yoldaki, arabadaki, sıradaki şöyle şıklara bir bak takıdaki görüyor musun? %90 sana bunu soruyordur. Ya da değilse sızsız ekini soruyor olabilir. Bu da bazen kendinden önce çekim eki alabiliyor. Örneğin anne kelimesi annem sahipleniyorum konu hala anne. Baktığımız zaman üstüne bir sızsız yapım eki alıyor. Annem siz yaşayamam. Sözcüğü zarf yapmış mesela. Sözcüğün türünü değiştirmiş. Önce çekim sonra yapım eki. Çok nadir böyle bu da sorulabiliyor. Ama genellikle yapım ekinin çekim ekinden sonra geldiği bir istisna isterse şu dakı bulmanız yeterlidir dostlar. Tak diye hemen işaretleyebilirsiniz. Şimdi yapım ekleri dört gruba ayrılır. Bu bölümü kitabımızdan aldım dostlarım. İsimden isim yapan yapım ekleri. İsimden fiil yapan yapım ekleri, fiilden isim yapan yapım ekleri, fiilden fiil yapan yapım ekleri. Eğer fiilden fiil türetiyorsa veya isimden isim türetiyorsa sözcüğün türünde bir değişiklik yapmaz. Ama isimden fiil türetiyorsa ya da fiilden isim türetiyorsa elbette ama elbette sözcüğün türünde bir değişiklik yapacaktır. Şimdi isimden isim yapan yapım ekleri sakın ezberlemeyin bunları. Yüzlerce var. Yüzlerce isimden isim yapan yapım eki var. Biz yapım ekleri mevzu bahis olduğu zaman formülümüzü devreye sokacağız. Formülümüz neydi? NN formülü. Tamam? NN formülü. Neydin hocam? Ne oldun? Neydin? Ne oldun? Ama tabii ki eke önce bir bakacağız. Bu ek yapım eki mi çekim eki mi? Örneğin Türkçe kelimesini ele alalım mesela. Türkçe. Türk bir ırk adı. Türkçe bir dil adı. Ha bak yeni bir kelime oluştu. Demek ki şuradaki cca 2 bir yapım ekidir. Tamam. Şimdi formülü devreye sokacağım. Neydin ne oldun? Türk bir isimdir. Türkçe yine isim demek ki buradaki CC2 isimden isim yapan yapım ekidir diye mantığıyla işi çözebilirsin. Yani tutup da isimden isim yapan yapım ekleri şunlardır diyeyim. tek tek bunları ezberlemenin hiçbir mantığı yok. Mesela gönüldaş kelimesini ele alalım. Şimdi kelimenin kökü gönül. Eyvallah. Gönül gönüldaş birliktelik anlamında yeni bir kelime oluşmuş. Tamam. Gönül isim. Gönüldaş e bu da isim hocam. Tamam. E o zaman buradaki daş eki meslek meslektaş mesela Evet, isimden isim yapan yapım ekidir. Neydin kardeşim? Gönül isim. Ne oldun kardeşim? Gönüldaş. Yine isim. Ha demek ki buradaki daş eki isimden isim yapan yapım ekidir. Dolayısıyla tek tek örneklere bakmaya gerek yok. Mesela şuradan neyi alalım? Önemsemek kelimesini ele alalım. Tabii ki kelimenin kökü öndür ama biz şu ssa ekine bakacağız. Önem. Önem kelimesi isim önem semek yeni bir kelime oluştu mu evet hocam önem bir isim önemsemek fiil yeni bir kelime oluştu tamam o zaman bu ek yapım eki eyvallah formülü devreye koy neydin ne oldun önem hocam isimdi önemsemek fiil oldu demek ki buradaki yapım eki isimden fiil yapan yapım ekidir ya da şuradan bir tane alalım yatak sözcüğünü ele alalım kelimemizin kötü kökü kökü ah bir konuşabilsem yatmak yatmaktan yatak Ha, yatmak fiildi hocam. Yatak sözcüğü isim. O zaman buradaki ak eki fiilden isim yapan yapımı gidir. Harikasın. Şuradan mesela sevilmek fiilini ele alalım. Kelimemizin kökü sevmek fiil. Sevilmek yine fiil. Yeni bir kelime oluştu. Sevmek fiilinden sevilmek fiilini oluşturduğumuza göre buradaki ek yapım ekidir. Fiilden fiil yapar. Bu tablo sizin için yeterlidir. Tutup da bu ekleri tek tek ezberlemeye kalkmayın. Yeter ki eke baktığınızda "Hocam bu ek yapım ekidir." anlattığım mantıkla yola çıkarak "Evet bu ek yapım ekidir." deyin. Sonra Neydin kardeşim, ne oldun? Önceki ve sonraki haline baktığın zaman olayı rahatlıkla çözersin. Burada seni zorlayacak tek nokta, tek nokta. Bazen işin içine değerli dostlarım, sıfatlar, zarflar ve zamirler girecek. Hmm. O zaman ne yapacağız? Mesela şuradan bencil kelimesini ele alalım. Kelimemizin kökü ben, yani şahıs zamiri. Yapım eki almış bencil yeni bir kelime oluşturmuş. Eyvallah. Peki şimdi bencil kelimesi muhtemeldir ki cümlede sıfat olarak kullanılır. Örneğin bencil insanları sevmem. Nasıl insanlar? Bencil insanlar. Ha hocam kökü ben zamir. Bencil sıfat. Tamam. Hatta bazen zarf da olabilir. Ona bencil davranıyorsun. Nasıl davranıyorsun? Bencil davranıyorsun. Bak zarf oldu mesela. Tamam. Yani ya zamirden sıfat olarak ya da zamirden zarf olarak türeyecek. E başlıklara bakıyorum. Zamirden sıfat, zamirden zarf diye bir başlık yok. E hocam ben bu cılcır ekini nereye alacağım? Şunu unutma. Sıfatlar, zarflar, zamirler isim soylu kelimelerdir. Eğer bu sözcüklerin biriyle karşılaşırsan isim soylu olduğunu hatırla ve olayı çöz. Yani ki zamir sıfat olarak türedi. Zamir isim soylu, sıfat isim soylu. Demek ki buradaki -2 isimden isim yapan yapım eki. E hocam fiilden sıfat olarak türedi mesela. Hmm, fiilden sıfat. Sıfat isim soylu olduğuna göre fiilden isim yapan yapım eki grubundadır de olayı kapat. Yani sıfatlar, zamirler ve zarfların isim soylu kelimeler olduğunu hatırlarsan bu olayı rahatlıkla çözersin. Peki gelelim çekim eklerine. Çekimekleri isimlere gelen yani isim soylu sözcüklere gelen sadece isim demeyelim isim soylu mekmak eki alamayan sözcüklere gelen çoğul eki, hal durum ekleri, ilgi durumu yani tamlayan ekleri, iyilik yani tamlanan ekleri, ilgi zamiri şu benimki seninki ve ek eylem idiymiş dırdir. Bunlar isim ve isim soylu sözcüklere gelen çekim ekleri. Fiil çekim ekleri ise olumsuzluk eki gitti gitmedi. Kip ekleri geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, gereklilik, şart, Şahıs ekleri ben gidiyorum, um oradaki ve ek eylem. Ha, ek eylem iki yerde de var. Demek ki hem isimlere hem de fiillere gelebilen bir çekim ekidir. Şimdi bunun detayına girmeyeceğim. Zira konu anlatımlarında zaten bu başlıkları size kalem kalem anlattım. Bu videonun özü çekim eki ve yapım ekini ayırt etme üzerineydi. Ama ben yine de gönlüm razı gelmedi. Şu tabloyu size bir göstermek istedim. Aslında bir önceki tabloda yine zaten derslerimizde anlatmıştık nedir? Ders boşlukta kalmasın, havada kalmasın bilgiler. Yapım eklerinin çeşitlerini ve çekim eklerinin çeşitlerini öğrencilerim görsün istediğim. Biz burada dediğim gibi yapım ekimi, çekim ekimi. Bunu anlamayı öğreneceğiz. Bak karşımızda harika örnekler var. Ekranı bir durdur. Cümlelere bir bak. Kelimeleri bir tahlil et. Gelenekler yapım ekimi çekme ekimi kendin bir çözmeye çalış. Sonra videoyu başlat ve benim çözümlerimle bir karşılaştır. Bakalım kaçta kaç yapacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunu saymayalım. 17, 18, 19, 20. Saymıyorum. 21, 22. Şurada da bu'yu saymayalım. 21. Hadi ortalama 20. 20'de 20 yapanlar yorumlarda konuşalım. Bakalım eklerin hepsini doğru bir şekilde bulabildiniz mi? Haydi bakalım. Saçlarım bu sevda yüzünden gençlikte ağırdı. Saçlarım saç. Saçlar yeni bir kelime oluştu mu hocam? Hayır. Çekim eki. Saçlarım. E çekim ekinden sonra yapım eki gelmez zaten. Onun bir kuralı vardı. E yine çekim eki. Zaten yeni bir kelime oluşmuyor. Sevda kelimesi acaba sevmekten mi gelir? Şuradaki D daha iki yapım eki midir? Hmm. Sakına. Sevda kelimesi, dostlar unutmayalım, süveyda kelimesinden gelir. Hocam süveyda nedir? Süveyda Arapça bir kelime. Eski Arap kavimleri süveyda diye bir kara lekenin varlığına inanırlarmış, kalpte olduğunu inanırlarmış. İnsanlar sevdiği zaman, aşık olduğu zaman kalpteki o içte tabi görmüyorlar, bunu uydurmuşlar tabi. E, kalpte bir siyah lekenin belirginleştiğini inanırlarmış. Belirginleştiğini düşünürlermiş. Süveyda, kara leke anlamında. Sonra bu bizim dilimizde evrile evrile biliyorsunuz kara sevda. Hatta rahmetli Barış Manço'nun da güzel bir şarkısı vardır değil mi? Kara sevda. O karalık nereden geliyor? Süveyda'nın renginden gelir dostlarım. E haliyle sevda sözcüğü sevmek fiilinden gelmez. Bu kelime kök durumundadır. Üzerinde ek yok. Aman dikkat. Yüzünden. Sevda yüzünden. Sevda yüzünden sevda yüzü sevdanın yüzü onun yüzü derken onun sebebi anlamında buradaki yüz sebep anlamında onun sebebi ha, değişmiyor yeni bir kelime oluşmuyor sebebinden yine değişmedi ha demek ki bu eklerin ikisi de çekim ekidir. Gençlikte ağırdı. şimdi bu kelimenin kökü genç Gençlik, lıklık her zaman yapım ekidir dostlar. Tuz, tuzluk. Güneş, güneşlik. Bak buradan da yeni bir yöntem geliştirelim. Daha önce anlatmıştım gerçi bunu size. Bir eke baktınız. Ya genç, gençlik. Hocam bir türlü karar veremiyorum. Yapım eki desem değil, çekim eki desem değil. Bu bizim köyden hiç değil. Karar veremedim bir türlü diyelim ki. O eki al başka bir kelimede dene. Başka bir kelimede yapım ekimi, çekim ekimi olduğunu kolaylıkla belirleyebilirsin. Genç, gençlik. Hadi karar veremedin diyelim ki. Tuz, tuzluk al. Güneş, güneşlik. Bak yeni bir kelime oluşturuyor. Demek ki bu isimden isim yapan yapım ekidir. Gençlikte derken gençlik gençlikte. Yeni bir kelime oluştu mu dostlar? Asla. Ağırdı. Ne ola ki bu kelimenin kökü? Saçlarım ağırdı. Bak benim de şuralar ağırdı mesela. Görüyor musunuz? Yani beyazlaştı. Bu kelimenin kökü ne, nedir hocam? Ak. Yani beyaz. Aktan akarmak. Yani beyazlaşmak. İsimden fiil oluyor bir kere. Şurada bir yapım eki var. Ağırdı derken sadece zamanını kısıtlıyorum. Nedir? Geçmişte oldu diyorum. Ha, dolayısıyla birinci ek yapım eki. ikinci eki ne diyeceğiz dostlarım? çekim eki diyeceğiz. Ha demek ki ekler bazen ses değişimine de sebep olabilir. Saygılı öğrencileri çok severim. Evet kim sevmez ki? Saygılı öğrenciler. Saygılı. Hmm. Büyüklerimi sayarım, küçüklerimi severim. Evet bu kelimenin kökü saymak. Yani fiil. Saymak saygı fiil isim oldu mu hocam oldu. Tür değişti mi? Değişti. Anlamına yeni bir kelime yapıp yapmadığına bakmama gerek var mı? Asla yok. Tür değişikliğini yakaladım. Direkt yapım eki diyorum. Saygı, saygılı Bak dikkat. Saygı, saygılı. Nasıl öğrenciler? Saygılı öğrenciler. Dikkat et buradaki lı'lı'yı ki ismi sıfat yaptı. Türde bir değişim yaptı. Anlamda da değişim yapıyor esasında. Saygı başka, saygılı. Birine verilen bir nitelik artık bu. Dolayısıyla bir yapım iki daha. Öğrencileri. Hmm. Bu kelimenin kökü öğrenmek. Öğrenici diye bir ek geliyor buraya. Fiilden isim yapıyor dostlar. Şurada bir yapım iki var. Öğrenciler derken Evet çekim eki yeni bir kelime oluşmadı. Öğrencileri derken neyi? Öğrencileri orada bir haleki ki yani yine çekim ekidir. Çok zaten kök durumunda geçiyorum. Severim. Bir düşün bakalım. Sevmek fiili. Sever geniş zaman. Severim ben severim. E konumuz hala sevmek. Dolayısıyla burada herhangi bir yapım eki yok. Aramızda kırgınlıklar olsa da görüşelim. Ara. Aramız. E konu hala ara aramızda. E aldığı eklere biz ne diyeceğiz? Elbette çekim eki. Kırgınlıklar. Hadi bir düşün bakalım. Beni çok kırdın, çok incittin. Kırmak kırgın. Fiilden isim oldu. Hocam yapım eki. Kırgınlık derken evet bir de kavram adı türettik. Yine yapım eki. Lerler eki hocam çekim eki. Olsa olmak fiili olsa şart anlamı verdik. E, dolayısıyla yeni bir kelime oluşmadı. Hala konumuz olmak fiili. Dolayısıyla çekim eki diyoruz. Görüşelim. Nedir bu kelimenin kökü? Görmek. Görmekten görüşmek hocam. Görmek. Birini görürsün. Görüşmek. Diyaloğa girmek değil mi? Ha bu yapım eki hocam. Görüşelim. E, konumuz hala görüşmek. Yeni bir şey oluşmadı. Şurada bir istek kipi eki var. Şurada bir şahıs eki var. Bunlar çekim ekidir diyeceğiz. Devam edelim. Zamanında alınan bu kararlar bizi zorluyor. Hmm. Zaman. Bunun kökü zam olabilir mi? <laughs> Ekmeğe zam, benzine zam olabilir mi? Hocam zamanla yapıyorlar ya bu işi. Olmaz, olmaz. Bu kelimenin kökü zamandır. Unutmayalım. Zamanında zamanı, onun zamanı, hmm, konumuz hala zaman. Zamanında e, hala zaman. E tamam bunlar çekimeki. Alınan kararlar. Almak fiili, alınmak fiili. Aynı fiil midir? Değildir elbette. Almak, alınmak. Alınan kararlar derken bak alınmak fiilini şuradaki en an sıfat yapıyor. Nasıl kararlar? Alınan kararlar fiili sıfat yaptı. Tür değiştirdi. Tür değişimi yakaladık mı zaten direkt yapım eki diyorduk. Dolayısıyla iki tane yapım ekini üst üste aldı. Kök durumunda geçtim. Karar, kararlar, lerler. Konu değişmedi, mevzu değişmedi hocam. Çekim eki. Biz, bizi. E, konumuz hala biz. Konu değişmedi. Mevzu değişmedi. Çekim eki. Kimi bizi Haliki olur kendisi belirtme ki Zorluyor. Hmm. Nedir bu kelimenin kökü? Zor. İsim zorlamak fiil. Zor zorlamak. İsimden fiil oldu hocam. Tür değişti. Anlama falan bakmama gerek kalmadı. Direkt yapım eki. Zorluyor derken olay şimdi oluyor anlamında. Yeni bir mevzuya girmedik. Sadece şu anda oluyor dedik. Dolayısıyla çekmeki. Sınavlarda ben de bulunmak isterim. Şimdi bu kelimenin kökü hocam sınamak. Sınamak. Sınamaktan sınav. Bak dikkat et. Fiilden isim oldu. Sınavlar derken elbette bir şey değişmedi. Sınavlarda derken yine değişmedi. Şurada bir tane yapım ekini yakaladık. Sonrasında gelenekler çekim eki. Ben sözcüğünü geçiyorum. D'yi geçiyorum. Bulunmak. Hmm. bak dikkat. Bulmakla bulunmak aynı şey mi? Bulmak, bulunmak. Farklı fiiller. Bulunmak. Hocam unutma yaz bir kenara. Mekmak iki. Çok dikkat. Yapım ikidir. Eklendiği sözcükten eylemsi türetir. Eklendiği sözcükten isim bile türetebilir. Örneğin çakmak dediğimiz kelimeyi türetmişiz mesela. Dolayısıyla mekmak ekini gördüğün zaman direkt yapım iki diyebilirsin. İsterim. istemek, ister Ha, zamanla alakalı bir şey ama konumuz hala istemek. İsterim ben isterim şahsını belirttik sadece. E tamam hocam şunların hepsi çekim ekidir diyebiliriz. Sanıyorum yeterince örneklere doyduk. Hadi hocam sen bize biraz da soru üzerinde göster. Bunlar bizim karşımıza nasıl çıkacak? Kitabımızdan aldım soruları dostlar. Konu anlatımlarını izleyenler zaten bu soruları görmüştür. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır derse hocam önce yapım ekimi, çekim ekimi buna bir bak derim ben sana. Tamam mı? Bir buna bak. Hepsi yapım eki çıkar. Hepsi çekim eki çıkar. Ona göre bakarız. Şöyle bir baktığımızda dikkat edin. Soğuktan neredeyse ellerim donacaktı. Eller, ellerim, benim ellerim. Yeni bir kelime oluşturmadı. Dolayısıyla bu ek çekmek. Bu çocukların bakımı size aittir. Bakım. Ha hocam bakmak, bakmak. Bakım yani ilgilenmek. Yeni bir kelime oluşturdu buradaki ım eki. Dolayısıyla bu ek yapım ekidir. Bizim başka sorunumuz yok biz bizim yeni bir kelime oluşuyor mu dostlar biz bizim oluşmuyor Hala biz mevzumuz biz çekim eki evim onun son romanlarından biridir benim evim ev evim yeni bir kelime oluşmadı hocam yine çekim eki Gördüğün kitapların hepsi benim e yine ben benim yine yeni bir kelime oluşmadı dolayısıyla çekim eki cevabımız çıktı evet yapım ekimi, çekim ekimi diye baktım ve cevabımız geldi. Ama her zaman böyle olmayacak elbette. Bazen hepsi çekim eki ya da hepsi yapım eki çıkabilir. Ama ilk adım önce işlevi bakımından farklıdır, görev yönünden farklıdır dedi mi? Önce bir yapım ekimi, çekim ekimi buna bir bak. Şimdi gözlerimin ışığı iki deniz damlası gözlerimin ışığı çekim eki. Mavilikler gönlümün gurbeti çekim eki dalgaların altında kapansın kirpiklerim çekime ki. Hep senin hatıran kalbimde gülen çekime ki sen senin. Dumanların ruhumda gündüz olsun çekime ki. Hepsi çekime ki çıktı hocam. Eğer hepsi çekmek çıkarsa bu sefer tabii ki birazcık detaya inmek gerekecek. O da konu anlatım videolarımızda mevcut. Şimdi gözlerimin ışığı derken tamlayan eki. Mavilikler gönlümün gurbeti tamlayan eki. Dalgaların altında kapansın kirpiklerim, dalgaların altı tamlayan eki. Hep senin hatıran kalbimde gülen, senin hatıran tamlayan eki. Dumanların ruhumda gündüz olsun, bak dikkat, senin dumanların bu tamlanan yani iyilik eki. Yani şu ikinci sözcüğünü aldığı ek. Dolayısıyla cevabımız E olacak diğer şıklarda tamlayan eki olarak kullanılırken ın in, in eki burada tamlanan yani iyilik eki olarak kullanılmış. Peki hocam hepsi yapım eki çıkarsa e gelin bir de ona bakalım. Görev yönünden baktım. Önce yapım eki mi çekim eki mi diye baktım. Hepsi yapım eki çıktı. Örneğin yolumuzun üzerinde küçük bir köy gözüktü. Göz gözükmek yapım eki. Tamam. Onun kapısı daima herkese açıktı. Açmaktan açık. Evet yapım 2. Ödemeler bu ayda gecikti. Geç gecikmek. Yapım 2. Yağmur suları barajda birikti. Bir birikmek. Yapım 2. Akşama doğru hayli acıkmış. Karnı aç acıkmak. Yapım 2. Şimdi hocam dikkatli izle. Acıkmıştı. Karnı aç aç isim. Acıkmak fiil. Ne yaptı? İsimden fiil yaptı hocam. Birden birikmek bir isim birikmek fiil. Hocam yine isimden fiil yaptı. Ödemeler bu ayda gecikti. Geç vakit geç isim yoksa geçmek fiili değil o dikkat et sesleş bir köktür. Geç isim gecikmek fiil. Hocam yine isimden fiil yaptı. Eyvallah. Onun kapısı daima herkese açıktı. Açıktı. Acaba bu nedir? Açmak fiilidir hocam. Açmak bir şeyi açmak. Açmak fiilinden açık ismini türettik. Ha, burada fiilden isim olarak türedi. Diğerlerinde isimden fiildi. Şuna da bakalım. Gözükmek, göz, isim, gözükmek, fiil. Ha, bu da ne yaptı? İsimden fiil olarak türedi ama açıktı. Bir şeyi açmak, açmak, fiil, açık, kapı açık isim. Ha, fiilden isim. Bu yapım eki fiilden isim türetti. Diğerleri isimden fiil türetti. O zaman cevabımız B seçeneği olacaktır dostlarım. Evet, bir de ÖSYM gibi sorumuz var. Bununla da dersimizi tamamlayalım. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Şimdi, sosyalleşme süreci. Hocam bir düşün. Sürmek, süre Süreç. Var mı yapım ekleri? E olmaz mı hocam? Zamanın sürmesi, süre, isim, süreç, başka bir isim. Evet burada yapım ekleri var. Varlık olan insanı, doğal bir varlık olan insanı. Var, varlık. Var mı hocam yapım eki? Var, varlık. Elbette var. Saygılı. Biraz önce gördük. Saymak, saygı, saygılı. Yapım eki. Kendinden. Kendi, kendinden. Yeni bir kelime oluşuyor mu Allah aşkına? Tabii siz cümleleri okuyacaksınız. Benim gibi yapmayın sakın. Benim tuzum kuru ben sınavda falan değilim Allah aşkına. Yani siz mutlaka cümleleri okuyup kelimeleri cümlenin içinde değerlendirin. Benim tuzum kuru ben rahatım ben kamera karşısında. Yanlış yapsam ne olur ki soruyu ben yazdım zaten. Haliyle zaten cümleleri biliyorum. Siz mutlaka cümleleri okuyun mutlaka. Kendinden dendan. Evet burada yeni bir kelime oluşmadı dendan iki çekim iki. Yeterliye. Hocam bunun kökü yetmek. Yeter. Yeterlik o bir sürü yapım eki var. Evet dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. İçinde yapım eki bulunmadığı için. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için ki destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun var olun elleriniz dert görmesin. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.